TMS tedavisi oldum, iyileştim. Bu iyilik halim hep sürer mi? Bu da aynı EKT tedavisinde olduğu gibi bir hala aslında bununla ilgili de çalışmalar devam ediyor. Yani TMS tedavisinin etkinliğinin ne kadar sürdüğüyle ilgili de çok net veriler elimizde yok aslında ama genellikle bunun işte 3 ila 6 ay arasında devam ettiği söyleniyor. Bir TMS tedavi sürecinin etkinliğinin. Ama EKT tedavisinde söylediğim gibi bu tedavinin tamamen hastaya özgü sonuçlar olabiliyor. Yani bunların bir standardı yok. Yani TMS tedavisinden sonra bir yıl iyilik hali olan bir kişi de olabilir. Ya da birkaç ay sonra tekrar kötüleşme yaşayan bir kişi de olabilir. Bu yüzden aynı şey EKT tedavisi için de geçerli. Bu yüzden klinik takip çok önemli. Yani kişinin bu tedavileri aldıktan sonra belli bir iyileşme seviyesine geldikten sonra bunu idame ettirmesi açısından farkındalığı çok önemli. O yüzden mutlaka klinik kontrollere yani hekimiyle temasa devam etmesi lazım. Çağrıldığı dönemde işte kontrollere çağrıldığında mutlaka gitmesi lazım. Herhangi bir hastalık belirtisi, bir ön belirti ya da bir kötüleşme yaşadığında bunu mutlaka hekimiyle paylaşması lazım. Ve bu sayede bu klinik takiplerle o iyilik halini uzun tutmak mümkün olabiliyor. Öbür türlü hani tamamen kontrolsüz bir tedavi sonrası süreç ciddi bir risk almak anlamına geliyor.